Kutlu bir iklimin son günlerindeyiz. İnşallah önümüzdeki cumayı cumartesiye bağlayan gece Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir gecesini idrak edeceğiz. Camiler aydınlatılacak, sabaha kadar Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilecek. Eller semaya kalkacak. İslam alemi bin aydan daha hayırlı kabul edilen mübarek Kadir gecesine hazırlanıyor. 38.690 camimiz de Kadir gecesinde sabah namazına kadar ibadet için açık olacak. Dolayısıyla vatandaşlarımız da bu camilerimizi şenlendirebilirler. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Profesör Doktor Hamdi Okur camilerde hazırlıkların tamamlandığı bilgisini verdi. Yüz binlerce cami Kadir gecesinde sabaha kadar açık tutulacak. O camilerin listesine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan ayı için hazırladığı ramazan.diyanet.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. Profesör Doktor Hamdi Okur Kadir gecesini ibadette geçirmek isteyenlere de tavsiyelerde bulundu. Öncelikle tavsiyemiz mümkün mertebe yatsı ve teravih namazıyla sabah namazını o gece cemaatle eda etmek. Kaza namazı borcu olanlar kaza namazı kılabilir, insanlar Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Yine Efendimizin hadisi şerif, onun hayatıyla alakalı bilgileri okur, paylaşır. Aile içerisinde bunların önemine dair sohbet yapılabilir. Dediğim gibi zikirle meşgul olabilir. Dolayısıyla bu gece önemli olan ibadetle geçirmeye gayret etmek. Hamdi Okur, Kadir Gecesi'nin tespitiyle ilgili ortaya atılan iddiaları da cevapladı. Sevgili Peygamberimizin bunun Ramazan'ın son 10 gününde aranması, son 10 gününün tek sayılı gecelerinde aranmasını ifade eden o beyanlarından hareketle İslam alimleri bazı ihtimaller üzerinde durmuşlar. 27. gecenin Kadir gecesi olma ihtimali daha yüksek kabul edilmiştir.